CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borçlarının Ekim itibariyle 1 trilyon 371 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Sümer yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Vatandaşların bu borcunun 1 trilyon 13 milyar lirası bireysel kredilerinin, 358 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Vatandaşların vadesini ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerine devretmedikleri takipteki borçları ise 3,3 milyar liraya yükseldi. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor. Artık borcu olmayan yok. CHP'li Sümer icra dosyalarındaki ürkütücü rakamlara da dikkat çekti. 1 Ocak 28-29 Ekim 2022 günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 7 milyon 42 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 905 bin adet arttı. Bu dönemde 6 milyon 88 bin dosya da sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 450 bin adet artarak 28 Ekim itibariyle 23 milyon 520 bine çıktı. Artık her haneye uğrayan mutlaka bir icra memuru var. İcra memurları vatandaşlarımız için aileden biri gibi oldu. Kapanan şirket ve işyeri sayısındaki artışı da hatırlatan Sümer, ekonomiyi biz düzelteceğiz diyen iktidarın hayal aleminde olduğunu söyledi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de 118.670 yeni şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken 46.441 şirket ve ticari işletme ise kapandı. Türkiye'de ekonomi öyle bir duruma geldi ki artık bir dükkan açtığınızda, ticarete atıldığınızda vergiler ve faturalarla saray iktidarı direkt sizin ortağınız durumuna geliyor. Geçen seneye göre işi bırakan ya da kapanan esnafların oranı %19,4 arttı. Bu durumdayken bile çıkıp ekonomiyi biz düzelteceğiz diyorlar. Artık milletin bu söylemlere karnı tok.